Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle şimdi diyelim maskeniz koptu, onu nasıl bağlarsınız? Peçeteden nasıl maske yaparsınız? Maske büyük geliyorsa onu nasıl böyle küçültürsünüz, yani kısaca onları göstereceğim. Yani kısaca karantina taktikleri gibi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyorum. Arkadaşlar aklıma gelmişken... Videomu severseniz abone olmayı ve beğen atmayı unutmayınız. Şimdi ilk önce maskeden başlayayım. Maske yapacağım. Şöyle arkadaşlar, bunu layfaze gibi katlıyoruz. Nasıl göstereceğim ben size? Normal şöyle. Şimdi size göstereyim. Şuradan şöyle içeri, ondan sonra dışına doğru. Ondan sonra bir daha dışını doğru katladık. Düzgün katlasak, katlamaya dikkat edelim. Bununla kendimiz maske yapacağız. Kağıt havludan. Arkadaşlar ben katlayıp geri döneceğim. Arkadaşlar ben yaptım. Şöyle gelmesi lazım. Şöyle katladım. Şöyle açılması lazım. Ondan sonra size lastik varsa daha kolay yapabilirsiniz. Bende maske vardı. Lastik yoktu. Ben onların lastiklerini kestim. Ondan sonra şurada zımbam var. Zımba. İlk önce şurasını tutayım. Size öyle göstereceğim. Arkadaşlar şuraya ip sokuyoruz, şu kenarına ip sokuyoruz ve katlıyoruz. Şöyle şu şekilde. Benimki lastik olmadığı için şuradan da şöyle geçireceğim. Öyle zımbalayacağım. Sizde de lastik yoksa, ama zaten bunu lastik maskeniz yoksa onun için yaparsınız büyük ihtimalle. Maskeniz varken yani normal maskeyi kullanırsınız diye düşünüyorum. Neden yani başka bir daha maske yapmadım ki? Arkadaşlar böyle oluyor. Lastikle direkt koyduğunuzda ama direkt zaten yuvarlak olacaktır. Ondan sonra şuradan zımbalıyoruz. Çok küçük birisiyseniz zımbalarken annenizden yardım alın. Arkadaşlar zımbanız yoksa yapamazsınız. Piritle yapıştıramayacağınıza göre yapamazsınız yani. Bunu söylemiş olayım. Bir daha zımbaladım çünkü diğer kötü oldu. Diğer tarafı da aynı şeyi yapıyoruz. Maske hazır arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Şimdi takıyorum arkadaşlar. Gayet işte olur. Daha kalitecisini yapabilirdim arkadaşlar. Şöyle. Oluyor yani. Evet arkadaşlar, diğerine geçelim. Arkadaşlar ikinci şeyimiz de maske ile ilgili. Maskeniz büyük geliyorsa ne yapacağız? Bunu bir kalemle çözüyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Taktık. Bana bu büyük gelmiyor da olabilir, bilmiyorum ama yani büyük geliyor biraz. Şimdi şuradan tutuyoruz kalemi. Şuradan geçiriyoruz. Ay, geçiremedim. Ortasına geçirdim. Diğer tarafı da buradan geçiriyoruz. Kalemimiz kısaysa olmayabilir arkadaşlar. Benimki olmadı. Kalemim kısaydı. Ben daha büyük bir kalem alacağım. Daha büyük arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın. Arkadaşlar biraz daha sıkıyor. Öyle bir görüntüsü var.
Orada arkadaşlar çıkınca da tık kulağınıza yerleşiyor. Yani kalem yere düşerse hem sesinden anlayabilirsiniz hem de kulağınıza zaten geldiğini hissedersiniz. Kalemin düştüğünü de anlarsınız. Şimdi diğerkine geçelim. Arkadaşlar diğerki de çok kullanışlı. Bunda kağıda ihtiyacımız olacak. Şurada aldım arkadaşlar kağıdı. Kağıdımızı alıyoruz. O az önce maskede yaptığımız gibi layfaze gibi katlıyoruz. İlk maddede yaptığımız gibi. Layfaze yapacağız arkadaşlar. Adı üstünde zaten. Onu da kağıt havluyla yapabilirsiniz ama bu şekilde daha dayanıklı oluyor. Şimdi arkadaşlar burasını ben zımbalayacağım. İsterseniz burasını yapıştırabilirsiniz ama zımba daha yani dayanıklı olduğu için ben zımbayı tercih ediyorum. Çıngırt. Zımbaladım arkadaşlar. Şöyle geliyor, açıyoruz. Bakın nasıl anlaşılıyor ama. Bayağı hava gönderiyor arkadaşlar. Yani evinizde A4 varsa ve çok sıcak bir günse bunu kullanabilirsiniz. Vantilatör almaktan ve klima almaktan daha iyi valla. Aslında layfazeler de ucuz ama yani dışarısı daha da sıcaktır. Evde böyle kolay bir şey yapabilirsiniz. Peki bunun da daha iyisi var. Bunu özellikle büyüklere tavsiye ediyorum. Mesela bir oyuncağı var. Oyuncak bebeği var. Çocuğunuz var. O layfaze yaptık ya. Aslında ondan ona yatak yapabiliriz. Şunu da göstereyim. O yaptığımız layfazenin şurasını da zımbalıyoruz. İsterseniz siz tekrardan da yapabilirsiniz işlemi. Zımbaladım. Ondan sonra ne yapıyoruz? Böyle şey oluyor. Ondan sonra açıyoruz. Açıyoruz. Açtım böyle. O trafikler gözükmese daha iyi olur. Arkadaşlar küvete benzeyecek böyle. Yatağa da benziyor dediğim gibi. Şu şekilde. Muhteşem oldu. Ben bunu denemiştim. Ondan sonra çok büyük olmasına gerek yok. Büyük sığmayabilir. Benim küçük bir farem vardı. Küçüklüğümden kalma. Onu getirip geliyorum. Ben aldım. Şimdi isterseniz kız çocuğunuz bunun içine örtü falan da yiyebilir. Ben şimdi bununla uğraşmayacağım. Tam sığdı valla. Allah düştü. Böyle yani hiç sallanıyor da. Yani evcilik filan oynarken kız çocukları bunları kullanabilirler. Bunu hem beşik hem de yatak olarak kullanabilirsiniz. Görüntüde şöyle. Ben özellikle tutuyorum ya. Gösteremem yoksa. Şimdi tam net göstereyim. İşte böyle oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle sallayabiliyorsunuz. Güzel. Ayakları dışarıda kalıyor ama yine de güzel oluyor. Evet arkadaşlar bugün videom bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğen atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.